Avson Planet'e hoş geldiniz. İsmim Philip Cousteau. Doğaya ayak bastığınızda baş döndüren pek çok renk görürsünüz. Ama çoğu sürpriz değildir. Çimler yeşil, su mavidir. Bu bölümde dünyamızı dolaşarak birlikte umulmadık ve muhteşem renkleri keşfedeceğiz. Bu bölümde gökkuşağı renkleri oluşturan sıcak kaplıcaları ve Hawaii'de bulunan kırmızı, siyah ve hatta yeşil renkli kumsalları göreceğiz. Aman tanrım. İsmim Philip Cousteau. Dünyamızdaki baş döndüren renkleri keşfe çıktığım bu yolculukta bana katılın. Renk. Renkler her yerde ve onların yokluğu içimizi karartabilir. Hepimiz hayatımızı güzelleştirmek için renkleri kullanırız. Peki renk nedir? Işık 7 farklı dalga boyundan meydana gelir. Bir nesneye çarptığında bazı dalga boyları emilir ve bazıları yansır. Bize ulaşan dalga boyları ise hangi rengi gördüğümüzü belirler. Örneğin gökkuşağını ele alalım. Havadaki su damlacıkları ışığı farklı dalga boylarında yansıtarak inanılmaz renklerin ortaya çıkmasını sağlar. Bugün doğada yer alan harika renklere göz atacağız. Milyonlarca yıl önce oluşan kayalar bile şaşırtıcı renklere sahip olabilir. Amerika'da en çok fotoğraflanan kaya oluşumları burada. Arizona, Sedona'da yer alıyor. Arkamda gördüğünüz katedral kayaları gibi. Şimdi dünyanın dört bir yanından turist çeken bu kırmızı kaya oluşumlarına göz atacağız. Adeta heykeltıraş tarafından yontulmuş heykellere benziyorlar. Bu göz kamaştırıcı kaya oluşumları kum taşından meydana geliyor. En bilinen kayalardan biri de kubbeye benzeyen tepesiyle katedral kayası. Katedral kayasının altındayız. Arizona'da yer alan bu kaya tek kelimeyle harikulade. Jeolog ve yazar Wayne Rennie ile birlikteyim. Wayne, bize anlatır mısın? Buradaki renkler nasıl bu kadar canlı ve parlak olabiliyor? Evet Philip, bunun nedeni beyaz kum taşının içinde yer alan demir oksit. Ve beyaz tanecikler incecik bir demir oksit tabakasıyla kaplı. O zaman kırmızı rengi veren aslında paslanmış demir diyebilir miyiz? Evet, bu çok doğru. Sedona'da bulunan kayalardaki bu kırmızı renk her bir kum tanesine nüfuz etmiş durumda. Dolayısıyla heyelan olsa bile alttan gelen kayalar da kırmızı olacaktır. Sedona bölgesi bundan 300 milyon yıl önce tamamen okyanusla kaplıydı. Deniz çekilince erozyon yavaş ve istikrarlı bir şekilde buradaki tepe ve vadileri şekillendirmeye başladı. Ve Sedona bölgesine şimdi gördüğünüz şekli verdi. Çoğu kişi erozyonun tıpkı bir parça zımpara kağıdının ahşapta yaptığı gibi tüm araziyi eşit seviyede aşındırdığını düşünüyor. Fakat süreç bu şekilde gelişmiyor. Burada olan şey dikey erozyon. Katedral kayasına baktığınızda bu dikey çatlak ve kırıkları görüyoruz. Bu sert tabakadan aşağı akan suyun ve fay kırıklarının sonucunda meydana geliyor. Sedona dünyanın dört bir yanından insanları çeken bir bölge. Bu kayalar hakkında anlatılan hikayelerden biri de gün içinde renk değiştirdikleri yönünde. İşin aslı renk değiştiren kayalar değil. Kayaların üzerine vuran güneş ışığının açısı. Güneş batmaya başladığında kayaların rengi kırmızıdan turuncuya dönüyor. Muhteşem bir görsel illüzyondan başka bir şey değil. O kadar görkemli ve güzel ki, bugüne kadar dünyanın pek çok yerini dolaştım ve harika şeyler gördüm ama bu kesinlikle listenin başında geliyor. Evet Philip, burada bulunmana çok sevindim. Jeolog olarak bize eşlik etmene ayrıca sevindim tabii. Bilirsin, Belçika ya da Fransa'ya gittiğinde, çikolatanın ya da İtalya'ya gittiğinde pizzanın tadına bakmak istersin. Sedona'ya ve Güneybatı Amerika'ya geldiğinde ise burayı görmek istiyorsun. Çünkü bu coğrafya kartpostal güzelliğinde. Daha iyi açıklanamazdı.
Avison Planet'e hoş geldiniz. Evet, kumsal kelimesini duyduğunuzda aklınıza ilk gelen renk hangisi oluyor? Altın sarısı değil mi? Pek çok yerde bu doğru ama burada değil. Hawaii adalarında kumu biraz eşelerseniz sıradan kumdan fazlasını buluyorsunuz. 8 ana adadan oluşan Hawaii'de 1200 kilometre uzunluğunda harika bir sahil şeridi bulunuyor. Volkanların şekillendirdiği adalar benzersiz kumsallara ve arazilere sahip. Muhteşem bir kumsalda yürüyoruz. Dr. Chuck Blay uzun yıllardır Hawaii'deki kumsalları araştırıyor. Özellikle Kauai'de yer alan kumsal şimdiye kadar gördüğüm en sıra dışı kuma sahip. Farklı boy ve renklerde kum taneleri var. Koyu gri, biraz sarı, biraz turuncu ve hatta benekli beyaz kum taneleri bile var. Bunların hepsi iç içe. Detayları görmek istersen kum tanesini 10 kat büyütmen gerekir. Ve şu şekilde küçük bir büyüteç kullanabilirsin. Bir parça kumu avuçlarına alıp yakından görmek için göz çukuruna büyüteci koyuyorsun ve taneciğe odaklanıyorsun. Aman tanrım. Kırmızı ve turuncu var ve... Rengarenk değil mi? Sarı, bu çok güzel. Siyah kum yakınlardaki Weyma Kanyonu'ndan geliyor. Erozyona maruz kalan lav kayaları Weyma Nehri ile taşınarak burada birikiyor. Bu açıkça lav kayası. İklimde nehrin bu kayaları kum taneciği boyutunda sahile taşıyabilmesine olanak tanıyor. Son derece sıra dışı ve benzersiz özelliklere sahip. Bu sahil adanın tek volkanik kumsalı. Gerçekten mi? Diğer kumsallar koyu renkli değil. Şaka yapmıyorsun değil mi Chuck? Bu sahil gerçekten de çok farklı. Buradan 3 kilometre mesafede açık renkli başka bir kumsal daha var. Onun kumu okyanustan geliyor. Ona iskelet kumu deniyor. Çünkü kabuklu deniz canlılarının kalıntılarından oluşuyor. Mercan ve istiridyeler gibi. Yani özetle kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat doğru. Kum farklı şekillerde oluşabiliyor. En ilgi çekici olansa balıkların ürettiği. Papağan balığını ele alalım. Resiflerde yaşayan bir çeşit yosunla besleniyorlar. Gagaya benzeyen ağızlarıyla mercanlardan kopardıkları yosunlar, sindirimden geçtikten sonra vücutlarından kum olarak çıkıyor. Bu da kumlardaki çeşitliliklerden sadece bir tanesini oluşturuyor. Demek ki eğer yeteri kadar dikkatli bakarsan, kumun pek çok gizem barındırdığını görebilirsin. Bir de şuna bak. Bununla nehrin ağzında gördüğümüz kum arasındaki fark inanılmaz. Kum tanelerinin hangi canlıdan geldiğini belirlemek epey zor. O yüzden bir örnek alıp kaba koyuyorum. Reçine ile karıştırıp kum taşı gibi sert bir yapı elde ediyorum. Ardından ince dilimler halinde kesip mikroskobun altında her kum tanesinin iç yapısını inceliyorum. Böylelikle kum tanelerinin hangi canlıya ait olduğu ortaya çıkıyor. Bileşimi anlamak çok önemli. Bileşimi anlayamazsan kumun hikayesini asla ama asla öğrenemezsin. Tüm mesele bileşimi anlamak. Hawaii'deki beyaz kumların kaynağı mercan resifleri iken, diğer kumların izi sürüldüğünde farklı kaynaklara ulaşılabiliyor. Örneğin Maui adasındaki muhteşem bir koyda kumun rengi kırmızı. Bunun nedeni yakınlarında yer alan demir açısından zengin volkanik tepe. Erozyona uğradıkça demir oksitlenerek kırmızı bir çökelti meydana geliyor. Büyük adada birkaç tane siyah renkli kumsal var. Bunun nedeni de yakın zaman önce gerçekleşen volkanik faaliyetler. Sadece sıcak lav okyanusa aktığında meydana geliyor. 1000 derecelik magma belki 30 derecelik suyla birleşiyor. Bu yüzden çok hızlı soğuyarak bu canlı siyah rengi alıyor. Chuck, Hawaii'deki çoğu kumsaldan örnekler topluyor.
Ama beni asıl etkileyen bu yeşil kum oldu. Büyük adanın güney kıyısında volkanik çökentinin meydana getirdiği ve olivin minerali içeren bir kumsal var. Dalgalar kıyıdaki volkanik çökeltileri denize sürükleyerek daha ağır olan olivinin kıyıda kalmasını sağlıyor. Bu kumsalı görmek ölmeden önce yapılması gerekenler listemin başında artık. Çünkü gerçekten inanılmaz. Dünyadaki bütün kumsallar benzersiz ve her birinin anlatılacak büyüleyici bir hikayesi var. Sadece yakından bakmak gerekir. Evsun Planet'a tekrar hoş geldiniz. Ben Philip Costa. Kırmızı kaya oluşumlarını ve siyah kumları inceledik. Şimdi Yellowstone Milli Parkı'na doğru yola çıkarak gökkuşağı renklerine sahip Morning Glory havuzuna misafir olacağız. Yellowstone'da yüzeyin hemen altında erimiş kayalardan oluşan dev bir havuz var. Sonuç olarak bu bölge çok sayıda jeotermal aktiviteye sahne oluyor. Kokurdayan çamurlar, fışkıran geyserler ve sıcak kaplıcalar. Kaplıcalardan biri sıra dışı renklere sahip. İsmi Morning Glory. Rita, bizlere zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Burası inanılmaz bir yer. Bize biraz bahsedebilir misin? Morning Glory havuzu, Yellowstone Milli Parkı'ndaki kaplıcaların çok güzel bir örneği. Burada farklı renkleri bir arada görebilirsiniz. Göz alıcı olmalarının yanı sıra bize anlatacak sıra dışı hikayeleri var. Evet, aslında bu havuza geldiğinizde renk çeşitliliğini hemen fark ediyorsunuz. Suyun kaynağında turuncu, sarı, yeşil ve mavi renkleri görmek mümkün. Peki havuzdaki bu renk değişiminin sebebi nedir? Neden oluyor bunlar? Birçok insan için akla ilk gelen şey mineraller değil mi? Evet. Evet ama değil. Aslında canlılar. Farklı sıcaklıklarda yaşayan bakteri türleri. Buradaki inanılmaz gökkuşağı renklerinin asıl sebebi işte onlar. Bu havuzda çıplak gözle görülemeyecek milyonlarca mikroorganizma yaşıyor. Kenarlarda göletin sıcaklığı 65 dereceyi buluyor. Kahverengi ve turuncu bakteriler yaşıyor. Göletin merkezine doğru sıcaklık 76 dereceyi bulabiliyor. Orada da sarı ve yeşil organizmalar yaşıyor. Kaplıca eskiden daha sıcak ve maviymiş. İnsanların göleti kirletmesi sonucunda ısı kanalları tıkanmış ve sıcaklık düşmeye başlamış. Ve sonunda şimdiki gördüğünüz hali almış. Hala bazı insanlar termal suya bozuk para ya da başka nesneler atarak dilek tutmanın şans getireceğine inanıyor. Ama elbette iyi şans getirdiği falan yok ve termal oluşumlar için son derecede zararlı. Rita, Morning Glory kadar muhteşem olan tek gölet burası değil, değil mi? Hayır, bu parkta görülmeye değer binlerce termal oluşum var. Yellowstone'u ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri dünyadaki termal oluşumların yarısından fazlasını bir parkta görebiliyor olmanız. Eminim Grand Prismatik'i duymuşsunuzdur. Orada da rengarenk kaplıcalar görmeniz mümkün. Grand Prismatik dünyanın en büyük kaplıcalarına ev sahipliği yapıyor. Ve renkleri inanılmaz. Soğuk bir günde bile termal havuzları görmek büyüleyici. Yellowstone'da yer alan Norris Geyser Havzası'nda etrafından yürüyerek geçebileceğiniz platformlar var. Kaplıcaların yanı sıra renkli bakterilerle dolu buhar üreten geyserler bulunuyor. Buradaki temel aktiviteler her zaman gözlem altında. Norris'te yapmak istediğimiz şey, bu geyserlerin ne sıklıkta patladığını anlamaya çalışmak. Bunu öğrenmenin yollarından biri de nehre küçük bir ısı ölçüm cihazı koymak. Ha, gerçekten mi? Evet, geyser her patladığında ve dışarı su çıktığında nehirdeki suyun sıcaklığını değiştirir. O zaman patladığını anlarız. Bu durumda dışarı çıkan suya bakarız.
Bazen yandan çıktığı da olur. Yan taraftan gelen su şuradan akıyor. Ve burada da küçük bir telimiz var. Ha, evet gördüm. Burada akarsuyun dibinde yüksek ısıya uyum sağlamış yeşil canlılar yaşıyor. İşte burada. Ne güzel. Burada suyun sıcaklığı ortalama kaç derece? Burası vücut ısısından biraz fazla ama daha sıcak olabilir. Örneğin geyzerler patladığı zaman buradan kaynar su çıkabiliyor. Sizi yakacak kadar kaynar. Kısaca Yellowstone'daki bir suya elinizi asla rastgele sokmasanız iyi edersiniz. Yellowstone doğal güzellikleriyle bilinen bir yer ve ziyaret etmeye fazlasıyla değer. Buraya geldiğinizde hiçbir yerde göremeyeceğiniz baş döndürücü renklere tanık olacaksınız. Anson Planet'e hoş geldiniz. Şu ana kadar milyonlarca yıllık evrim sürecinin sonucu olan büyüleyici renkleri keşfettik. Termal göletleri ve kırmızı kayaları düşünün. Sırada etrafına uyum sağlamak için bir anda renk değiştirebilen canlıları göreceğiz. Denizde mercan kayalıkları boyunca sayısız renkli manzaraları bulabilirsiniz. Rengarenk mercanları ve balıkları izlemekten de keyifli bir şey yoktur. Ama gösterinin hepsi bununla sınırlı değil. Bu renkler doğal döngünün bir parçası. Ahtapot için renk bir savunma mekanizmasıdır. İnanılmaz bir şekilde hızlıca renk değiştirerek bulunduğu çevrenin bir parçası haline gelebilir. Ahtapotun kromoforları bulunur. Kromoforlar ilk deri tabakasının hemen altında renk pigmentleri bulunduran hücrelerdir. Yani kısaca bir şey gördüklerinde beyinleri anında renk değiştirerek çevrelerine uyum sağlamak için kromoforlara sinyal gönderir. Ve bu yalnızca renk değiştirmek anlamına gelmiyor. Mesela pütürlü bir kayanın arkasına saklanıyorsa derisine bu dokuyu da adapte edebilir. Karada rengi kendi avantajlarına çevirebilen birçok canlı bulabilirsiniz. Philadelphia Hayvanat Bahçesi'nde bunu örnek gösterebileceğimiz pek çok canlı var. Siyah beyaz çizgileriyle zebra da bunlardan biri. Zebra çizgilerinin aslında sinekleri uzaklaştıran bir özelliği var. Çizgiler üzerine konmaya çalışan sinekler için görsel yanıltıcı görevi görüyor. Sinekler hastalık taşıyabileceği için bu bir tür hastalıklardan korunma yöntemi de diyebiliriz. Kar leoparlarına hayalet kedi denir. Çünkü fark edilmeleri son derece zordur. Açık renkli tüyleri onlara karların içinde saklanma imkanı tanır. Kamuflajları korunma değil, saldırı amaçlıdır. Aslında bu avlarını pusuya düşürmeye yarar. Çevrelerine uyum sağlayan tüyleri, kendileriyle aynı ortamda bulunan avlarını pusuya düşürebilmelerini sağlar. Güney Amerika Amazonları yoğun bitki örtüsü ve göğe yükselen ormanlarıyla bilinir. Birçok renkli kuşa da ev sahipliği yapar. Burada fil dişi gagalı bir arakari ve kızıl tukan görüyoruz. Yağmur ormanlarında görebileceğimiz iki güzel kuş ve son derece alımlılar. Çok parlak olmalarına ve yeşil, kırmızı, sarı gibi renkler barındırmalarına rağmen yağmur ormanlarında çok iyi kamufle oluyorlar. Bu da onların çok işine yarıyor çünkü saldırganlara karşı bir tür koruma sağlanmış oluyor. Doğada genellikle erkek kuşlar en çok renge sahip olan kuşlardır. Ve bu renkli gösteri genellikle dişileri etkilemek için kullanılır. Örneğin renkli kanatlarını açmış bir tavus kuşu görürseniz, bilirsiniz ki o bir erkektir. Dişi tavus kuşları erkekler kadar renkli olmaz. Dünyadaki sulak arazi ve bataklıklarda dünyanın en renkli canlılarını bulabilirsiniz. Her renkten kurbağa görmek mümkün. Ve genellikle ne kadar renkli olursa o kadar zehirli oluyorlar.
Atın kurbağası buna iyi bir örnek. Canlı renkleri potansiyel avcılar için uyarı niteliğinde. Bu onlara zehirli oldukları mesajını veriyor. Benim tadım iyi değil anlamına geliyor. Bazı durumlarda saldırganları felç edebilir, hatta öldürebilirler. Çoğu canlı için çevrelerine uyum sağlama yeteneği kritik öneme sahip ve evrim geçiren renkleri hayatta kalmalarına yardımcı oluyor. Sedona'nın kırmızı kayalarından, Hawaii'nin siyah kumsallarına ve Yellowstone'un derin mavi termal havuzlarına kadar doğanın harikalıkları bizi büyülemeye devam ediyor. En Son Planet'te bu haftalık bu kadar. Ben Philip Cousteau. Gelecek bölümde görüşmek üzere.